en sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip, yorum kısmına abone olduğumu yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansını dene. Pastore da bu arada moralsiz dönecektir. Muslera da bu arada moralsiz dönecek. Hiç mesela Muslera'nın en büyük hayali Dünya Kupası'nda forma giyerek veda etmekti. Ama Uruguay'ı takip edenler için Muslera'nın durumu pek de şaşırılacak bir şey değil. Çünkü bekleniyordu. Bekleniyordu. Elemelerde de zaten yavaş yavaş Muslera'yı kesmeye başlamıştı. Roche'yi oynatıyordu sürekli. Ama Muslera şu formdayken de kesilmez. Ama çok ilginç. Şu formdayken kesilmez. Bir de yediği gollere bakıyorsun. Bir de yaptığı hatalara bakıyorum. Golün dışında da çok müthiş hatalar yaptı. O kaleci bizim burada Sivas Talih Şaşal'la Denizlispor'a giden kaleci vardı. Kaleciliği bıraktı. Onların yedeğiydi ya. Yani Sivas burada yedekti yani. Uruguay basını bekliyordu bunu evet ama tabii ki biz Muslera'yı bildiğimiz için yani Muslera'yı yakından takip ettiğimiz için ve Roche'nin de performansını gördüğümüz için yani tabii ki bize garip geldi biraz da. Bence de Muslera'nın oynaması gerekiyordu ki takımın kaptanı zaten Muslera. Enteresan hani Torreira'yı anlayabiliyoruz. Orada yani çok geniş bir orta sahaların rotasyonu var. İşte Vecino'lar, Bentancur'lar hani Valverde'ler. Hani onların arasında girmeyebilir belki Torreira ama Muslera tercihi çok bence sürpriz oldu. Milli takımlara bakalım 40 yaşına kadar futbol oynayan bir aidiyet şeyi vardır. Tabii mesela böyle bir vefa vardır ya. Ben Muslera mesela aşağı yukarı aralıksız bir şekilde 2000 kaç? 2010'da 11'de 2010 geldi. 10'da geldi Galatasaray'a. Yok milli takıma gelirken 10'da. Aynen. Aşağı yukarı 20 yıla yakındır milli takımın kalesini koruyor bu Muslera. Evet. Böyle bir kalecinin geçmişte bakalım kimler uzun yıllar milli takım. Mondragon mesela 40 yaşına kadar koruyor. Daha iyisi varsa oynatırsın. Problem değil ama daha iyisi yoktur tabii ki yani. Daha iyisi varsa oynatırsın. Ama böyle bir tecrübeyi, böyle bir turnuva öncesi belki ilk maçta o iki gol değmezdi mesela. Yani Muslera olmuş olsaydı. Ben o yüzden Muslera'nın da biraz bu şeyden, o da duygusal bir oyuncu. Aynen olabilir. Evet. Etkilenebilir o işten yani. Olumlu tarafından ben bakayım son maça. Hadi bardağın dolu tarafından bakayım. Gönül rahatlığıyla Ronaldo'yu şey yapabildim, destekleyebildim ben o maç. Ama Ronaldo da bu arada gene eski formunu yakaladı. Galatasaray'la ismi anılıyordu bir ara ama yani ya. 200 milyon euroluk yıllık 200 milyon euro falan teklifler konuşuluyor ya. Saçma 200 milyon yani. Rakamı çok yüksek bir rakam. Öyle bir şey olmaz. Şimdi Galatasaray mesela son 30 milyon euro alıyordu diyor biliyoruz. Yani vergiler çıkınca 15-16 milyon euro. 15-16 milyon euro. Türkiye'de bu 15-16 milyon euroya verebilecek kulüp yok. Yok yani. Sponsoruyla falan da yok. Yok mümkün değil. Bir de bunun imaj hakları var. 15-16 milyon euro verilmemelidir. Yani, başından beri. Zaten ben, yıllık maaştan çok imaj hakları olayı. Oğlumla tartışıyorum. Ya oğlum bile inanmış. Bana diyor ki baba diyor gelecek diyor. Benle iddiaya girer. Oğlum yok. Çünkü tam Ronaldo'yu seviyorsun. Ben de seviyorum Ronaldo'yu. Sevmek ayrı bir şey. Ben gelse, bak yani gelse uykularım kaçar. Onu geleceği gün o mesela Falcao'da. Ben her renk forma alırım bir kere. Abi forma alman bir şey değiştirmez. Takmış insanlar gelsin şu kadar forma alır. 300 bin değil, 500 bin değil, 1 milyon forma alsan olur ya. %30 kar barajı bıraktığı yerde. İnsanlar şunu yapıyor. Bir forma kaç para? 800 lira. Kaç tane satar? İşte 500 bin satar. 1 milyondan bak. Ya 1 milyon değil abi. Onun %30'u, %40'ı kar marjı. Firmaya da gidiyor. Vergisi var, bilmem nesi var. Yani Ronaldo geldi 1 milyon forma sattın. %10'u karşılayamazsın o şeyin. O spor medyasında yıllardır yer almış aslında bir asparagas mı diyeyim artık ne diyeyim. Bilinçsizlik diyelim onu. Yani evet. Bilinçsizlik diyelim. X transferin yani. İşte ücreti forma satışıyla karşılanacak. Yani mümkün değil böyle bir şey. Bu formayı kendin bile üretmiş olsan, X bir firma adı vermiyorum. Kendin kumaşını alıp üretmiş olsan bile yine %50'den fazla kalmaz. %50 bilemeden %60 kalır. Yani %30'u onun imkansız şeylere gider. Bu arada Ross'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Ross, o kuralı bulamadım bu arada sabahtan beri bakıyorum. Ross'la ilgili şunu söyleyeceğim. Ross zaten 21 yaş altı olduğu için lisanslık bir durumu da yok. Hayır, yani diyelim ki dondurma var hani Savaş abinin dediği diyelim ki doğru. Zaten U21 ama U21 oyuncusu almak için lisansını doldurmak gerekir o zaman. 3 tane U21 hakkı var diyeyim. Şu an Galatasaray'ın ikisini kullanmış durumda. Tamam. Yusuf Demir ve Ross'la. Evet. Diyelim ki Ross'ta kullanmadın. Bunu şeyde de yapabilirsin. Patrick Van Holt'ta da yapabilirsin. Sözleşmesini, lisansını çıkarmadığın zaman otomatikman düşüyor. Göndermek lazım o zaman direkt. Yani eğer Rüzgar'ın dediğiyse göndermek lazım. Senin dediğin ise abi parasını veriyorsun ya. Ama niye şimdi geçen sene İki futbolcu, Edgar'ın dışında bir futbolcunun daha sakatlığı uzamıştı, sözleşmesi iptal edilmiş. Ben şimdi bu parayı verdim, aldım X bir oyuncu. Ronaldo dahi olsa aldım, oynatmıyorum. Kaç para olmuyor? Verdim parasını, oynatmıyorum. Tamam, oynatmıyorsun ama abi yabancı sınırından düşemiyorsun oyuncuyu. Yani, Trabzonspor geçtiğimiz sezon Edgar'ı donduramadığı için sözleşmesini, oyuncu göndermek zorunda kaldı. Feshetti sözleşmesini ki yeni yabancı almak için. Ben şu Edgar dışındaki isim kimdi onu hatırlamaya çalışıyorum. Onu bir tekrar yayından sonra konuşuruz. Peki Omar'ı falan dondurdu Galatasaray'a bir sene boyunca. Abi o zaman kural gelmemişti abi. Abi geçen sezon devre arasında da Omar'ı benim bildiğim dondurmadı galiba. Dondurdu. Lisans çıkarmadı. Ben içindeyim diyorum ya. Ben bu kadar yanlış bileceğimi. Bak mutlaka insanlar yanlış bilgi alabilir. Ama özellikle sordum.
Dedim ki lisans dondurulacak mı? Hayır dedi. Biz lisansı çıkartmadığımız zaman TFF'den o lisans da otomatik donmuş oluyor dedi yani. Tamam. Yani bir şey demiyorum abi. Şimdi sana... eğer öyle olursa çok büyük sıkıntı. 20 tane futbolcum var elinde. Hı hı. 14 tane geri kalan 6 tane hepsi senin. Bütün kapatalım o zaman yani. O zaman kulübü kapatırsın yani. Eğer öyle bir şey varsa. Her futbolcu gitmeden tamamen bir yere göndermeden olacaksa gönderemedin ne olacak? Onların sözleşme dondurması geçen sezon değil mi? Ondan önceki sezon olmuştu. Her neyse. Dediğim gibi de olabilir ama yani. Çok saçma. Yani 20 yani, tane futbolcun var. 14'e düşüreceksin. 6 tanesini gönderemiyorsun. Kural saçma. Evet ama şimdi kuralın doğruluğunu arkadan da arkadaşlarımızdan rica edelim. Onlar da baksın. Habibcan'a söyleyelim. O da zaten şu anda yayını takip ediyor. Habibcan da bir baksın. Tamam. Programın sonlarına doğru geldik. Ronaldo ile ilgili şöyle bir detay vereceğim. İnsanlar neden Ronaldo'ya inanıyor biliyor musunuz? Ya Icardi'ye de imkansız diyorlardı. Icardi gel diyorlardı. Icardi yani. Burada, Ronaldo burada. Olayın maliyeti ortada. Galatasaray 750 bin euro verdi Icardi'nin maliyeti. Bu Galatasaray için kağıt üzerinde. Hı-hı. Bir de menajerlik ücreti var. 1 milyon euro sanırım Van'dan araya verilen. Şimdi Ronaldo'nun gelişi demek buraya. Yani 15 milyon euro kazanıyordu en son. Hadi diyelim ki 15 milyon euro istemedi. 10 milyon euro istedi. İmaj hakları derken, menajerlik ücretleri falan derken. Yani korkunç fatura bu. 10 milyon euroya ben... getirebiliyorsam Ronaldo'yu buraya hemen getiririm. Onu sırtımda taşıyor. Ama onun sınırlı kalmıyor işte yani. 10 milyon euroya getirebiliyorsam hemen getiririm. Şöyle eğer İngiliz takımlarından vesaire 15 istiyorsa buradan bence 30-40 ister. Abi, 10 milyon euro. Kendi marka bakın, değerini biraz düşürüyor buraya 10 gelerek. Milyon euro korkunç komedi bir rakam Ronaldo için. 40 yaşına da gelse bu rakamı getiremezsiniz yani. Yani ben o Suudi Arabistan iddialarını çok doğru bulmuyorum. Yani şimdi oyuncuyu 20-25 milyon euroya getirebilecekken neden işte 2-2,5 yıl için 200 milyon euro versin ki bu kulüp yani? Hiçbir şey yapmaz. Arabistan yani. Demek ama bir yanda Ronaldo gibi idealist bir adamın kariyerini komple bitirmek demek. Zannediyorum. Başka bir şey söyleyeyim. Ronaldo'sun. Herkesin, her futbolcunun iş dünyasında başladığım yerde ben mesela yıllar önce başladığımda bir imkan olmuş olsa orada bırakmayı, mesleği tecrübe yapmayı gibi bir şey isterim. Şu anda Ronaldo ben burada yokum dese başladığı yere gidebilir mi? Biz bunu. Tabii ki. Aşağı yukarı bu paraları da alır. Aynen. Ya Ronaldo aşağı yukarı bu paraları da alır yani. Aynen. Bahsettiğimiz paraları da alır yani. Aynen. Öyle bir tamamen bütçesi düşük olan bir takım yok, değil. Yok gerek yok. Yani Ronaldo'nun kariyerine yani. Baktığımız zaman karakterini hep meydan okuyan bir oyuncu oldu bugüne kadar. Yani Juventus'tan ayrıldığı zaman başka bir kulübe de gidebilirdi. Zoru seçti, Manchester United'a gitti. Yani dolayısıyla Ronaldo'nun ben 37 yaşında olmasına rağmen hala o hırsını, enerjisini görüyorum. Dünya Kupası'nda gördük yani. Dolayısıyla yani Arabistan Ligi'ne Türkiye'ye gelmesi bana pek mantıklı gelmiyor. Yeni bir meydan okuma yapacaktır bence o Ronaldo. O meydan okuma İngiltere'de yapacak. Newcastle'ı tutuyorum ben. Ben 3 takım veriyorum. Üçünden biri olacak diye düşünüyorum. Ben Newcastle'ı olacağını düşünüyorum. Orada elini nerede güçlü hissederse orada kolay olmayacak. Hala o çünkü Ronaldo için bir güç, o bir içecek markası mı diyelim başka, bir güç düğmeye basmıştı. Evet. Orada kendisini güçlü hissedeceği yerde devam edip o meydan okumaya gelecekti. Çünkü gerçekten Ronaldo güçlü bir insan. Ronaldo hırslarına kurban düşecek, hırslarına yenik düşecek bir oyuncu değil. Ama bir anda kendine çevirdi topu. Farkında mısın? İtibarsızlaştırmıştı. Tek bir açıklama, birkaç hareket. Şu akıllı anda hala ilgi o da. Çok akıllı hareket yaptı. Evet. Hiç bu işin üzerine sıcağı sıcağına gitmedi. Takip etti. Bazı futbolcular vardır mesela. Ben hani maçtan sonra terli terli açıklama yapar sonra pişman olur ya. Hı hı. Ronaldo bu süreci çok iyi idare etti. Ama Ronaldo kolay olmuyorsun. Onun akıl hocaları var. Onun mutlaka nasıl her futbolcunun bir imaj maker, akıl hocaları işte bir takım yaşam profesyonel var. Yaşam koçları adamın varsa. Adamın günlük berberi bile vardır ya. Abi her şeyi var. Ve bu süreci çok iyi idare etti. Ronaldo bu yüzden Ronaldo zaten. Kim bilir bu işler için kaç milyon euro da para harcıyor yani. Aynen. Dolayısıyla bu süreçten iyi çıktı. Bu milli takım Portekiz hele bir de Dünya Kupası'nı alırsa ki ben çok istiyorum alsın. Ben Portekizliyim, Ronaldo'cuyum. Bunu her yerde söylüyorum her zaman. Portekiz'i istiyorum abi, Portekiz. Ben de Portekiz'i aradım. Formada siparişimi vereceğim. Ben bundan sonraki işte maçları ne zaman yetişirse inşallah yetişir diye düşünüyorum. Portekiz formasıyla. Ben bir tek milli takım forması giyerim abi. Başka forma giymem yayında. Peki o zaman stoper...